İstanbul Times TV izleyenleri, Elazığ ili Silivri ilçesi Topal Uşağı Köyü Kurucu Dernek Başkanı Mehmet Zeki Sarban yanımda. Biraz sohbet edeceğiz. Başlıyoruz. Başkanım, kısa süre önce bir dernek kurdunuz. Yarın da Allah nasip ederse, yani 6 Ekim 2018 saat 15'te açılışınız var. Biraz bir bahseder miyiz? Derneği neden kurdunuz? Bir bahsedelim efendim. Efendim, öncelikle İstanbul Times ailesine teşekkürlerimi ediyorum burada. Burayı geçemem. Her zaman yanımızda olmuştur. Yanımızda desteklerinden dolayı başta siz ve ailenize teşekkür ederim. Derneğimizin ihtiyaç duyduğumuzun sebeplerinden birisi artık köyler boşaldı. Herkes büyük şehirlere göç vermeye başladı. Gençlerimiz birbirimizi tanımıyoruz. Gençlerimiz de büyüklerimiz de bu duruma geldi ki kardeş kardeşe, aile aileyi bile tanımaz duruma geldi. İstanbul ne yazık ki büyük şehirlerin bunların verdiği bir sıkıntı. Biz de şöyle yapalım dedik, bir aile hepimiz bir araya toplanalım inşallah. Ve inşallah bunu da başarmaya çalışıyoruz. Dayanışma, kaynaşma, bayramda, seyranda, düğünde, dernekte bir mesaj geçecek köylere. Bir araya gelecek, haberdar olacaklar. Sosyal yardımlaşmayı sağlamak adına bunu deneriz, değil mi? Evet, hatta biz şunu başta ilk kurarken arkadaşlara söyledik. Allah hepsinden razı olsun. Desteğini sonuna kadar desteklerini esirgemedi bende. Yine de esirgemiyorlar. Biz dernek kurarken şöyle dedik, tabiye derneği olmayacağız. Çok önemli, vay. Tabiye derneği olmayacağız. Tabiye derneği derken çok dernekleri İstanbul'da, dernekler Vasıf Müdürümüz inşallah olay cumartesi bizle birlikte olacak. Bana dedi ki, Zeki Sarban, hiçbir derneğe açılacak gitmemişim. Ama senin derneğine geleceğim. Hayır, estağfurullah dedik, siz bir teşkilatçı olarak ben biliyorum bu işi. İstanbul'da inşallah örnek dernek olacaksınız. Biz şu anda bütün dernek başkan arkadaşlarıma söyleyeyim, Zeytinburnu'na özellikle olan birlik beraberi içerisinde hareket edelim. Bir koordine olacağız. Köy derneği deyip de işte efendim köy derneği ya ne olabilir? O da önemli olan hizmet, gerçeği hizmet yapmak. Samimiyet, hizmet yapmak. Biz İstanbul'da bayağı kalabalık bir aileyiz ama dağınık bir aileyiz. Üsküdar'da var, Bahçeli'de var, Başakşehir'de var. Zeytinburnu'ndayız. Bunları bir araya toplamak için ne dedik? Bir dernek kurmamız gerekiyor. Doğru, artık şart, evet. Bu derneği de arkadaşlarımızla el birliğiyle topladık. Hiç bana bir sıkıntı vermediler. Başkan dedi, sen bu işi daha dernekçiliği daha önce de biliyorsun. Biz şu anda iki derneğin de yönetim kurulusuyum. Elazığ şu anda iş alanları derneğimiz dedi. Biz dernek, Vahap Osmanoğlu başkanımız da ilk birlikte kurmuştuk onu. Dernekçi yabancı değiliz. İnşallah başarırız. Yarın da... Peki başkanım, ben biraz önce yayın öncesi biz konuştuk. Bayağı katılımcı listeniz yüklü. İşte Elazığ günlerinden dolayı Elazığ'da gelen protokol üyeleri var. Evet. İlçe kaymakamımız var, belediye başkanımız var. Ya derneğinizin yeri nerede? Ona kısa bir bilgi verelim. Derneğimiz yeri Zeytinburnu 5 Tesis Mahallesi 103 Sokak. Öğretmen evine yakın değil mi? Evet. No 18 Kat 2. Evet. Öğretmenler, eski öğretmenler, şu anda öğretmenler yok. Öğretmenlerin tam karşıki sokağındayız. Orada inşallah faaliyetimizi bu cuma... O zaman başkan biraz önce söyledi. 6 Ekim 2018 saat 15'te derneğin açılışı olacak. Burada bizi duyan bütün dostlarımız davetli. Çünkü davete dağıttılar. Ama ola ki ulaşmamış olabilirler. Çünkü bu tip önemli günlerde insan en yakını unutabiliyor. Burada Zeytinburnu kamuoyuna açık duyurumuzu yapıyoruz. Hepiniz davetlisiniz. Yarın saat 15'te bekliyoruz. Çok yakın, Zeytinburnu merkezi bir yerinde. Yıkılan öğretmenin tam karşısında, zaten yarın orada hareketlenme olur, görürsünüz. Biz hepinizi bekliyoruz efendim. Ulaşım sıkıntısı yok, otopark sıkıntımız yok. Hemen otoparkımız var. Gelen misafirlerim araçtan alıp hemen bir arkadaşımız görevlendirmiş, direkt otoparka bırakıp gelecek. Bir sıkıntımız şu anda inşallah görünmüyor. Tüm dostlarımızı davet ediyor. Ve İstanbul'da bütün dostlarımız. Evet. Ben başkan da biraz önce söyledim. Şimdi köy derneklerini yönetmek, idare etmek gerçekten kolay değil. Ama bugüne kadar başkanın yaptığı çalışmaları yakinen takip ediyorum. Birçok il derneği yeni kaymakamımıza hayırlı olsun ziyaretine gitmemişken başkan ve ekibi kaymakam bir hayırlı ziyaretine gitti, ilçe emniyet müdürlüğüne gitti.
aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitti. Hayırlı olsun ziyarete bulundu. Bu da teşkilatçılığın bir kanıtı olsa gerek. Ben inşallah derneğin başarılı olacağına inanıyorum. Biz de tanıtım desteğinde derneğimizin yanındayız. Hayırlı seyirler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Açılışta görüşmek üzere. Sağ olun, Allah razı olsun.